Çünkü gene her zaman olduğu gibi arkadaşlar sizin katılmanızı bekliyorum. Katılım önemli. Sadece benim çözmem değil, sizin çözmeniz gerekiyor. Kağıtları, kalemleri hazırlayalım arkadaşlar. Başlayalım. Hazır mı kağıt kalem? Hazır herhalde. İlk sorumuz geliyor. Buyurunuz. İlk sorumuz. Kağıt kalemlerimiz hazır dediniz. Hazır herhalde. O cevap geldi. Cevap C geldi. Bakalım hemen. Evet, cevabımız C diyor. Doğru dedim. Evet arkadaşlar, tepkimeye giren 1 mol O2 tepkimeye girdiğinde bu kadar ısı açığa çıkıyorsa. Şimdi bakınız, denkleme bakalım. Denklemde arkadaşlar O2'nin katsayısı 1 bölü 2. Arkadaşlar 0,5 molünden ne kadar ısı çıktığını bilmiyorum ama 1 molünden çıkan ısıyı biliyorum. 1 molünden ne kadar ısı açığa çıkıyor arkadaşlar? 402,6 kilojül. Peki, şimdi dikkat. Bize ne diyor? Tepkimenin molar ısısı. Şimdi, tepkimenin molar ısısı dediğimiz, yani şu tepkimedeki katsayılar kullanılarak yapacağımız şey. Şimdi 1 molünden 402 ısı çıkıyorsa o zaman denklemdeki katsayılar, hani molar dediğimiz tepkimenin molar. Yani şu verilen katsayılarla alakalı olan. Şimdi hangisinin molar demeyeceksiniz. 0,5 molünden ne kadar? Yarısı, o da 201,3'tür. Şimdi buraya kadar gelip maalesef şuna düşmeyin. Arkadaşlar açığa çıkan ısıyı sormuyor dikkat ederseniz bize. Bu tepkimenin delta ısı açığa çıkarttığı için eksi 201,3'tür. Cevap C şıkkı. Anladınız mı sayın arkadaşlar? Anladık mı? Uhu millet. Oldu herhalde. Devam ediyorum o zaman. İkinci soruya bakınız. İkinci sorumuz ne diyor? Bakın bakalım. Ne bulacaksınız? Yok mu cevap? Cevap geldi. B geldi. Evet, doğru. B geldi. Arkadaşlar buradaki olay ne? Şimdi bakın gene aynı şekilde kullanıyoruz. 21 gram ayrışabilmek için bu kadar enerji harcanmış. Şimdi ne yapacaksınız? Şimdi bu denklemde bunun katsayısı 1. Yani 1 molü ayrışsaydı 24 kilo kalori ısı gerekecekti. Ancak 21 gramın kaç mol ettiğini bilmiyorum ama 6. Dörtte bir olduğu için demek ki 0,25'tir. Arkadaşlar 0,25'i 21 gramsa 1 molü 4 katını alacaksın. 84 mi etti? 84 ettiğine göre ne yapacaksınız o zaman? X'in atom kütlesini istiyor. X, CO3, 84. Burası 48, 12, 60. O zaman buraya da 24 kaldı. Gayet doğru. Oldu. Sıradaki soruya bakalım. Yok mu cevap? Geldi cevap. Bey hocam. Bebe. Herkes buldu herhalde. İyi, güzel. Şimdi arkadaşlar 0,5 molar 400 mililitre. Bu ne demektir? 0,2 mol demektir.
HCL kaç kilokalorisi açığa çıkar? Şimdi NaOH'ın katsayısı 1, 1 molinden ne kadar ısı çıkıyormuş? 13 mü çıkıyormuş? 1 molinden 13 çıkıyorsa 0,2'den ne kadar çıkacaktır? O da 2,6 mı çıktı? Bak açığa çıkan ısıyı soruyor dikkat ederseniz. Direktman 2,6 dedik. Güzel. Sıradaki soru. Hoş. Bir deneyin bakalım. Cevap gelmedi. C geldi. Bakıyoruz. Evet, doğru bulmuşsun. Mesut Hocam. Şimdi burada ne yapmamız lazım? Yapmamız gereken şeyi söylüyorum. Şimdi 5,6 gram önce kaç mol ediyor? 0,2 mol mü ediyor? 0,2 molden 71 kilo kalorisi çıkıyorsa bunun baş katsayısı 1. Yani 5 ile çarpacaksınız. Yani 1 olması için 5 ile çarpacaksınız. 5, 355 mi çıktı? Birinci sevkimenin delta aşağı arkadaşlar eksi 355. Şimdi dışarıya bu kadar ısı çıkartıyor. Şimdi ne diyor bize? Bunları da vermiş bana bunu istiyor. O zaman C2H4 burada. Bunu aynen bırakıyorum. Eksi 355. Sonra ne istiyor? 2 karbon istiyor benden. O zaman şurada var 2 karbon. Ters çevirip 2 ile çarpmam lazım. Ters çevirip 2 ile çarparsan artılı bir şey çıkacak. Artı 188 çıktı. Bir de bana 2 tane hidrojen lazım. Nerede var 2 tane hidrojen? Burada var. Ters çevirip bir 2 ile çarpmam lazım. O da eksi artı 136 oldu. Artı 136. Bunları toplayınca kaç çıkıyordu? C mi çıkıyor? Bunları direkt toplayacaksınız. Bir daha kalkıp ürün eksi giren yapmayacaksınız. Direkt toplayıp koyacaksınız. Tamam mıdır? Geçtim. Sıradaki soru. O güzel. Hoş bir soru. Yaşıyorsunuz değil mi? Bekliyorum ama. O cevap geldi. C şıkkı geldi. Allah C değil galiba. Cevap C demiyor. Bakalım. Burada ne oluyor? Eşit kütlede H2 ve CH4. Bak H2 ve CH4. Bunun 1 molün kütlesi 2, bunun 1 molün kütlesi 16 ise eşit kütlede olduğu için buradan 8'er N alman lazım. 1 molinden 68 çıkıyorsa 8 N'inden ne kadar çıkacak? 8 N artı 68 çıkacak. Ötekisinden de 1 molinden 212 çıkıyorsa o zaman 212 N çıkacak. Bunların toplamı arkadaşlar kaç olacak? 189. Bunu Allah rızası için yapan var mı? N eşittir 0,25 çıkıyor galiba. Yarısı 4. 4'te 1'i. Evet 0,25. N 0,25 çıkıyor. Aynen. Bey hocam.
Şimdi o zaman 0,25 ise o zaman bu ne demektir? 0,25 çarpı 8 yani 4 kalıyor, çarpamadım. Çarpı 8 yapıyorsunuz. 2 mi çıkıyor? 2 mol H2 var. Ve aynı zamanda arkadaşlar 0,25 molde neyimiz var? Neydi bu maddenin ismi? CH4. Evet bu var. Karışım 8 gramdır. Şimdi 0,2 molü bu 4 gram yapıyor. Bunun da zaten 4 gram olacak. Karışım 8 gramdır. Doğru. Molar yanma entalpisi. CH4'ün molar yanma entalpisi. Bir kere bu ne oldu? CH4'ün molar oluşum yanma demiyor. Şimdi bunu nasıl bulacaksınız arkadaşlar? Bakın. Bana CO2'nin oluşması lazım. İkinci tepkimeden bunun -94 olduğunu buldum. Aynı zamanda birinci tepkimeden suyun oluşumu ise -68 ama 2 ile çarpacağın için -136. O iki element olduğu için 0. Bunun oluşumu da x diyeceksin. -94 -136 -x eşittir. -212 -18 çıktı valla. O zaman 2 doğru. Eşit kütleleri düşünün. CH4 H2'ye göre daha iyi yakıttır. Arkadaşlar bakın aynı kütlede aldık. Çıkan ısıya bakalım. Hangisi hayır? İkincisi mi hayır? Evet. Doğru diyorsun. Fiziksel halleri farklı çıktı. Muhtemelen burada yani şeyi hatası yapmıştır ama evet doğru diyorsun. Arkadaşımız şey dedi. Bunların fiziksel halleri farklı. O zaman bunu bulamayız. Doğru. Hiç dikkat etmedik. Ama dikkat etmemiz lazım. Bu yanlış oldu o zaman. Ama öyle olursa cevap çıkmıyor. Muhtemelen burayı yanlış yazmışlardır onlar da. Eşit kütleli düşünüldüğünde H2 CH4'e göre daha iyi yakıttır. Arkadaşlar bunun 1 molünden 68 çıkıyor. Ama bunun 1 molünden 212. Ama bunun 1 molü 2 gramdır. 2 gramından bu kadar ısı çıkıyor ama bunun 16 gramından bu çıkıyor. Arkadaşlar dikkat ederseniz yaklaşık 8'de 1'i var. O zaman H2 daha iyi yakıttır. Evet. Allah be hocam iyi yakaladın. Güzel oldu. Ama dediğim gibi muhtemelen şey yapmamış. Şuradaki sıvı ve gaz. Evet. Yani burada cevaplarda yok. 1 ve 3'ümüz var arkadaşlar. Muhtemelen şuradaki baskı hatasından kaynaklandı. Oldu mu? Oldu mu? Anladınız herhalde tereddütümün ne olduğunu falan. Geçiyorum. Şuna bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Molar çözüm ısısı kaçmış? -6'ymış. +6'ymış. 150 gram suda 10 gram çözünürlüğünde suyun son sıcaklığı. Arkadaşlar 1 molünden 6 salınıyormuş. O zaman şunun 6 gramı ne yapar? 6 gramı ne yapar? Bir hesaplayın. Yok 6 gramı değil. Yani 1 mol yansa çözünseydi 6 salacaktı. Şimdi 10 gramı. Bunun 1 molün kütlesini hesaplasanız da kaç buldunuz? 2 tane azot. 28, 4 daha 32, 48 daha 80 mi çıktı? Doğru herhalde 80. Yani bir nevi 80 gramından 6 80 evet öyle çıkıyor. 80 gramından 6 çıkıyorsa doğru mu yaptım? 32, 50, 80. 10 gramından ne olur? 8'de 1'i. Yani 6 bölü 8 olacak burası. Bu kalori, kilo kalori bu arada. Ama bunu kaloriye çevirelim. 6000 bölü 8 olur. Isımız. Arkadaşlar M suyun kütlesi 150 gram suda çözünüyormuş. Çarpı C su 1. Delta T'si bir şey çıkacak. Bu bunun kaç katı oldu? 400. 4 katı olsa 640 katı. Oo, delta T5 çıktı. Arkadaşlar bu delta T5 yani sıcaklık 5 derece değişecek. Peki artacak mı azalacak mı? Şimdi cevaplarda Allah'tan 30 yok.
Arkadaşlar bu su oda sıcaklığıydı, yani 25 derecede. Şimdi endotermik bir tepkime gerçekleştiğinde sıcaklık düşecek. O zaman bundan 5 çıkartırsanız 20 derece. Mesut Hocam şıklarda 30 olsaydı düşmezdik değil mi? Düşmezdik değil mi? Buna dikkat edin. Çünkü suyun sıcaklığı artacak. Evet, sıradaki soruya bakalım. Bence bu şeylerden biraz yeterli bence. Çünkü delta H ile ilgili biraz entropi falan olayına girelim. Bunlardan aynı şey. Mesela bağ enerjisi bir tane çözelim. Bağ enerjisi. Şimdi aynı tarzda sorular biraz konuşun. Güzel sorulardı ama en azından şey yapalım, görelim diye. Evet, şu soruya bakalım. Bağ enerjisi. Arkadaşlar bağ enerjisinde H2 bağları açmak lazım. Buradaki en gıcık şey bu. O2 şu. H2 orada biliyorsunuz ki şu. Şimdi burada kırılan bağ. HH. 2 çarpı 436. OO 498. Burada bak 1, 2 ama 4 tane var. Yani 4 çarpı 464. O zaman bu tepkimenin delta H'ı 2 çarpı 436 yapmayacağım. 498 yapmamak için uğraşıyorum. 4 çarpı 464. Arkadaşlar bu işlemin sonucu ne çıkıyorsa olur. Bulan var mı işlemi? Var mı bulan işlemi? Yok. Ayıptır. Bir bulsanıza. Hadi beni kurtarın. Haydi beni kurtarın. Kimse kurtarmıyor. Vallahi çözmem. Yok. Tamam geçiyorum. İşlemi yaparsınız. Ha, biri geldi. C. Allah razı olsun. C'ymiş. Doğrudur. Evet, güzel bir soru bu. Bunu çözebiliriz. Karışım sorusu. Arkadaşlar bakın burada ne var? CH4 ve C2H2 diye bir madde var. Buna X mol, buna Y mol diyeceksin. Şimdi bunlardan oluşan 11,2 litrelik, yani X artı Y 0,5 diyeceksin. Sonra 1 molinden 210 çıkıyorsa X molinden 210X artı 1 molinden 310 çıkıyorsa 310Y eşittir 135. Şimdi burada arkadaşlar eksi 210 ile çarpsak x'ler götürdü. 100 eksi 100 y eşittir. 210'un yarısı 100 kaçtı? 210 muydu? 210 evet. 105 oldu. Aşağıda da var. O zaman ne çıkmış oldu? Yok 105 değil. 210'un yarısı kaç çıktı? 100 eksi 100 y artı 100 y var, evet doğru. 35 çıktı. 105 yok 30 çıktı. Çünkü neydi yukarısı? Eksi 105 aşağısı da 135 artı. Evet artı 30 çıktı. Y eşittir kaç çıktı? 0,3 çıktı. İnşallah CH4 soruyormuş. Ay, X'i soruyormuş. Neyse yapacak bir şey yok. 0,2. 0,5 molünden 0,2 ise yüzde kaça denk gelir? Arkadaşlar 5'te 2'si yüzde 40 mıdır? Oldu mu? Ne yaptığımı anladınız mı? Arkadaşlar anladık mı ne yaptığımızı? Tamamdır. Güzel. Devam ediyorum o zaman. Şu soruya bakalım. Güzel bir kalorimetre sorusu. Kalorimetre.
Hadi bakalım, hadi bakalım. Geldi cevap. Denizli. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. 500 gramlık bir cam termometrede 1,6 gram metanol. Arkadaşlar bunun bir molü kaç çıkıyor? 32 çıkıyor. 16 olsa 0,5, 0,05 mol. Şimdi 0,05 molünden çıkan ısıyı bulabiliriz. Bize molar yanmasın diyor. Molar oluşum enterpisi. Oo, bayağı şey soruyor. O zaman neyse biz bir metanın yanma tepkimesinin bir molünü bulmamız lazım. Şimdi burada arkadaşlar Q eşittir. Açığa çıkan ısı sıcaklığı 12 derece arttırmış. Arkadaşlar suyun kütlesi isterseniz ben buraya kilo yazayım. Sonuç kilo bulayım. 0,5 mi'ne kadar şey C su 1 LTT'si 12 artı 600 gram su var. 0,6 çarpı. Bir dakika yanlış yapmışım. Evet. Ve 0,6 yazacağım. Su için diyor. Şurada camdan 0,5 olacak. 0,5 çarpı. 0,2 çarpı 12 yazacağız. Şurası arkadaşlar 7,2 yaptı. Şurası 6, 1,2 yaptı. Toplarsan 8,4 çıktı. O zaman 8,4 çıkacak. 1 molinden 20 katı. Bunun 20 katı 1,2 katı 84. 168 mi oldu? Arkadaşlar o zaman demek ki metanolün yanma denklemi şu artı O2 pardon kalem O2 eşittir CO2 artı H2O tepkime denkleştirecek olursak 2 burası bunun katsayısı çok önemli değil ama 4 oldu burası bir tane var 3 bölü 2 oldu. Şimdi arkadaşlar bu tepkimenin delta H'ını ne bulduk? Eksi 168 bulduk. Şimdi bunun oluşum ısını bilmiyoruz. Oksijenin 0, CO2'nin ne kadar da aşağıda verdi? Eksi 94. Şurası da eksi 136. Ürün eksi giren. Yani eksi 94 eksi 136 eksi x eşittir. Eksi 168. Mesut hocam eksi 62 mi çıktı? Evet. Olay bu. Devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar termodinamik büyüklüklerle alakalı bir soru sormuş. Bir okuyun bakalım termodinamik büyüklüklerle ilgili olarak. Evet, ne diyoruz? Var mı cevap? Termodinamik büyüklüklerle ilgili olarak. E geldi bakalım. Şimdi tersinin tüm olaylarda evrenin entropisi artar. Tersinin tüm olaylarda evrenin entropisi artar. Şimdi tersinin tüm olaylarda bu ifadeye dikkat etmek lazım. Ne olduğuna dikkat etmek lazım. Şimdi hatırlarsanız tersinir dediğimiz olay yani bir nevi aslında denge tepkimesi mi anlamına geliyor onu mu sormaya çalışıyor bilmiyorum ama hani normal bir şeyden bahsediyor diye düşüneceğiz arkadaşlar. Şimdi burada özellikle dikkat edeceğiniz şey hani sonuçta tersinir de olsa geriye dönüşüm var evet doğru. Birincisi doğru tamam. Birincisi doğru. Tersinir tüm olaylarda evrenin entropisi artar. İstemli olaylarda sistemin Gibbs serbest enerjisi artar. İstemli olaylarda sistemin Gibbs serbest enerjisi artar. Delta G bu olmadı. Şu olursa istemli oluyordu hatırlarsanız. Zaten Mesut Hocam E olmuyor ya. E oluyor mu? E olmuyor. Bu olmuyor. Evet.
İstenme o zaman bu yanlış oldu. İstenme olaylarda kip serbest enerjisi artar. Bu yanlış oldu o zaman. Yengedeki sistemler için kip serbest enerji değişimi sıfırdır. Doğru. O zaman bu yanlış oluyor. Ben mi yanlış bir şey gördüm? İstenme olayda kip serbest enerjisi artmıyor, azalıyor. Cevap 1-3 olacak. Oldu mu? Oldu mu? Mesut Hocam, Bey Hocam, görebildin mi? Geç kaldın ama bir herhalde hattan düştün. Soru var mıdır? Yok herhalde. Cevap 1-3 olacak. Çünkü özellikle şuna dikkat etmek lazım. Ha, uyudun mu bari? Uyumuştur kocan kız olur. Ha yok. Neyse ders bitecek birazdan. Zaten çok bir şey kalmadı. Evet, şu soruya bakalım arkadaşlar. Şu soruya bakalım. Güzel bir soru. Arkadaşlar bakın ne yapılıyor? 220 jülük ısı verildi. O zaman artı 220 cevap geldi. D geldi. Artı 220. Balon ortama bu kadar iş yapıyor. Eksi 100. Arkadaşlar toplarsanız artı 120 olacak. Artı 120. Cevap deniz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı arkadaşlar? Geçiyorum. Şu soruya bakalım. Şu soru ne diyor? Bakınız. Evet, hesap yaptınız mı? Arkadaşlar niye hesap yapıyorsunuz? Yani sıfır vakuma karşı neydi? Boşluğa karşı iş yapılmaz demiştim size. Boşluğa karşı hani dış basınç sıfır olduğu için iş yapılmaz. Beklemeyin o kadar. Devam ediyoruz. Ay ay. Arkadaşlar adiabatik ne demek adiabatik? Isı yok. Şimdi bize iş kaç joule'dur diye soruyor arkadaşlar. Biz normalde delta V eşittir Q artı W demiyor muydu? Adiabatik olduğu için bu gitti. O zaman iç enerji değişimi direkt V'ye eşittir. Şimdi arkadaşlar zaten bak burada ne kullanacağınız belli. Civata formülümüz geldi mi aklınıza? Gelmiş olması lazım. Şimdi ne yapacaksınız o zaman? Delta U eşittir. N dediğimiz kaç demişti? 0,2 mol. C'si 20. Arkadaşlar burada jüle de çevirebilir, kelvine de çevirebilirsiniz. Çevirmeyebilirsiniz de. Sonuçta ne yapacaksınız? Aradaki farkı alıyorsunuz. 50. Ve bu da kaç çıktı arkadaşlar? Artı 200 mü çıktı? Cevap denizli çıktı. Oldu mu? Oldu mu? Oldu. Geçiyorum. Şuna bakalım. Yine sabit hacim bir kap var arkadaşlar. Delta V eşittir Q artı W'ydu. İş sıfır olacak mecburen. Delta V eşittir nereye? Q'ya. Arkadaşlar burada şöyle bir şey de demiştik. Hani iki şeye benziyor. Civata formülü zaten CV muhabbetini verdiyse bunu kullanacağız. Çok bariz belli.
Yerine yazalım. 0,5 çarpı. EV'miz kaç? 10. Delta T'miz kaç oldu? 30 dereceye çıkartıldığında. Yani delta T 30 mu olacak? 30 santigrat derece. Kaçtı buranın şeyi? Ha, 25'ten 30'a. Yani kaç? 25 derecelik bir değişim mi olacak? 30 dereceye çıkartıldığında iç enerji değişimi. Evet. Aradaki farkımız şey oluyor mu? Bir dakika. Aradaki farkımız evet 25. Doğru. Çarpsanız da kaç çıktı? Hesap yapayım. 12,5 mu çıktı? Yanlış yazdım. Çünkü burası 5 derece. Çünkü 30 derece, 25 derece, 5 derece oluyor. Evet. 5. O zaman 25 mi çıktı? Yok bir dakika çıktı. 25. Aynen öyle. 25. Aradaki farkı aldığın için gerek yok. Yani çünkü şöyle bir şey yapacaksın. 25 derece 270 eklersen 298. 300'e de eklersen 273, 308. Aradaki fark gene aynısı olacak. Yani 5 çıkıyor. Normalde çevirmek gerekiyor tabii ki. Ama farkı aldığın için onlar zaten 298'ler sadeleşiyor. Tamam mıyız? Evet, sıradaki soruya bakalım. Sıradaki sorumuz. Uy. Hacim bir miktar artıyorsa sistem çevre iş yapmıştır. Doğrudur değil mi arkadaşlar? Sistem çevreye iş yapmıştır. Ha, bir miktar azaldı. O zaman ortam çevre iş yapmıştır. Bir yanlış. Çünkü ne oldu? Bizim şeyimiz azaldı, hacmimiz azaldı, aşağı doğru indi. Sabit sıcaklıkta gerçekleşiyorsa zaten sabit sıcaklıkta iç enerji değişmez. Gazlardan bahsediyor. Sistem çevreye ısı vermiştir. Kendinden gerçekleşen tepkimede sonucunda hacmi bir miktar azaldı. Şimdi o zaman şunu yapacağız. Delta O eşittir Q artı W'ydu hatırlarsanız. Şey bir dakika, sistem çevreye ısı vermiştir. Ha, sıkıştığı için kendiliğinden dolayısıyla mecburen iç enerji yani toplam enerji değişmemesi için ısı verecek, doğrudur. Çünkü toplam enerji sabit değil midir arkadaşlar? Toplam enerji sabit olduğuna göre dışarıya ısı vererek sıcaklığın düşmesine sebep olacak. Evet, doğru. Sistem dışarıya ısı vermesi gerekiyor. Cevap elinizde. Anlaşıldı mı? Yani kendinden oluyorsa bu nasıl olacak arkadaşlar? Yani kendinden hacim küçülmesi nasıl olacak? Soğutarak olması lazım. Soğutarak olması için sistemin dışarıya ısı vermesi lazım. Kendinden gerçekleşiyormuş. Anladınız bunu? Geçtim. Şuna bakalım. Adiabatik tersimez bir süreçten bahsediyoruz. Yine civata formülü. Geçiyorum bunu artık yaparsınız herhalde. Yine şeyi kullanacaksınız arkadaşlar. İç enerji değişimi. Adiabatik dediği için ısı olmadığı için arkadaşlar N, C ve delta T yapacaksınız. E mi çıkıyor? Evet E çıkıyor. 85. Oldu herhalde. Şuna bakalım. Bir gazoz şişesinden bahsediyoruz. Hadi bir deneyim bakalım. Arkadaşlar V eşittir P çarpı delta V değil miydi? Hacmi 0,1 mililitreden 0,360'a çıkıyor. Ne kadar oldu hacim değişimi? Bir hesaplayayım bunu. 0,35 iş yapıyormuş. Basıncı bilmiyoruz. Delta V hacim değişimi. Yalnız bunu litre olarak yazmamız lazım arkadaşlar. Oo çok kötü ya. 10 üzeri eksi 5 mi yapıyor? Burası da 360 çarpı 10 üzeri 1, 2, 3,
36 çarpı 10 üzeri eksi 5. Evet. Aradaki farkı alırsak 35 çarpı 10 üzeri eksi 5 mi çıktı? Şimdi arkadaşlar buradaki bulduğunuz dikkat ediniz bak ATM ve litre. Ama bize son basıncı istiyor bizden. Ha, ATM'sini bilmiyoruz. Burası litre, burası işin formülde joule. O zaman joule'ü ne yapmam lazım? Çevirmem lazım. Neyle çevireceğiz? 1 litre ATM bu kadar joule ise o zaman bunu 100 ile çarpıyoruz. Yani 35 eşittir. P çarpı 10 üzeri eksi kaç çıkıyor? 10 üzeri eksi 5. Yok. Şunu 100 ile çarpmam lazım. Özür. Çarpı 100. Şimdi ne oldu o zaman? Burası 0,35 eşittir. P'miz bilmiyoruz. 10 üzeri eksi 3 mü kaldı burada? Nerede hata yaptım? Ben nerede hata yaptım? 35. Ha, 35 de vardı burada. Burada 35'i kaybettik. Tamam, şimdi oldu. O zaman P eşittir. 1, 2, 35'ler götürdü. 10 mu çıktı? Ne yaptım anladınız mı? Şuradaki sadece şey arkadaşlar. Hani buradaki 0,35 jül ya. Jülü neye? Yani litre ATM'yi jüle çevirmem lazım. Çünkü bu litre ATM. O zaman 100 ile çarparsanız bu çıkar. Biraz işte mi gıcıktım? Oldu mu? Oldu. Bey hocam sıkıntı yok herhalde. Devam ediyorum. Şu soruya bakalım. Ay, ne diyorsunuz? Adiabatik olarak sıcaklığı arttırılıyor. Şimdi adiabatik sistemlerde delta V eşittir Q artı V'ydi. Adiabatik olarak ısı alışverişi yok. O zaman sıcaklığın arttırılması demek. Bu neredeydi? Herhangi bir şey vermiş mi? Ha, sıcaklığı arttırıyorsa zaten iç enerjisi. Her şeyi mi soruyorum? Delta V eşittir V olacak. Şu zaten çıktı direkt bana. Bu da var. Sabit hacimli kapta sıcaklığı arttırılıyor. Sabit hacimli kapta olduğu için o zaman delta V eşittir direkt Q olacak. O da şu QV. Vakuma karşı zaten sıfır olacak. Bir dakika, bir yerden tanıdığım var. Delta U eşittir W. Tamam, bu doğru. QV delta U eşittir Q. Ha, iç enerji değişimi. İşi sıfır ama iç enerji değişimi. Evet, doğru. En hızlı şıkkı çıktı. Şimdi arkadaşlar adiabatik olarak götürülüyorsa ısı gidiyor. Q gidiyor. O zaman delta U V eşittir. Sabit hacimli kapta sıcaklık arttırılıyorsa hacim sabit olduğu için iş yapılmaz. O zaman QV. Vakuma karşı olursa iş sıfır oluyor. O zaman delta V eşittir Q. Anladınız mı? Anladınız mı arkadaşlar? Tepki benim. Tepki geldi. Çok çabuk ikna oldum. Evet, bu soruya bakalım. Adiabatik iç enerji değişimi gaz molekülüyle tersimez olarak genleştirilir. Şimdi arkadaşlar adiabatik genleştiriliyorsa yani daha doğrusu Q sıfır olacak bir kere sisteme verilen verdiği ısı sıfırdır bu zaten. Şimdi delta O eşittir Q artı W diyor hatırlarsanız. Q sıfır. O zaman bu böyle olacak. İç enerji değişimi sıfırdan farklı mı olacak, aynı mı olacak? Farklı olacak. Çünkü genleştiriliyor. Genleştirilmesi için ne olması lazım? Isıtılması lazım. Yani iç enerjisi artacak. Yaptığı iş sisteme yapılan iştir. Sistemin yaptığı veya sisteme yapılan iş. O zaman iş de hacim genleştiriliyorsa o zaman işi de var. O zaman sıfırdan farklı olacak. Cevap bu çıktı. Oldu mu? Oldu mu arkadaşlar? Oldu herhalde. Geçiyorum. Ha, bak güzel bir soru. Buna benzer bir ÖAVT sorumuz vardı arkadaşlar. O bir değerlendirme. Yandık.
Yandık yine yandık. Hangi formül vardı hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Ters sinir. Ters sinirler biraz sinir oluyordu hatırlarsanız. Eksi m r t hacim vermiş, basınç vermiş, hacim vermiş. Ln V2 bölü V1 demiştik. 0,5 yazdık. R yerine 8,3. Sıcaklık yerine 300. Ln V2 50. V1 10. Yok. 50'den 10 litreden 50 litre. Ha, tamam. 50 bölü. Şimdi arkadaşlar burası Ln 5 1,6'ymış. Ha, güzel çıktı. Neresi güzel çıktı? 8 çarpsanız Allah rızası için. Yarı 8, 2400, 8000, yok, 1,6, 300. Çarpan var mı ya? Vallahi en mantıklısı şu gibi geliyor. Evet, bu geliyor. 300, 0,8'e çarpsan, evet, doğru bu çıkıyor. Eksi 1992. Aa, doğru. Mesut Hocam baştan söyleseydin ya uğraştırdım beni burada. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Şu tersinin olayı çok önemli. Tersinler çok sinirdir. Bilginiz olsun. Şuna bakalım. Şuna bak. Amonyağın yanma tepkimesi. Arkadaşlar şunu hatırlıyorsunuz herhalde. Delta U, delta H eksi başka ne vardı? Ne kaldı geriye? PV. Aynı zamanda şunu da yapabiliyorduk. Delta H eksi delta NRT. Bunu da yapabiliyorduk. Kulak bakalım şimdi. Delta H'ımızı bilmiyoruz. Onu istiyor. İç enerji değişimimiz 2,51. Delta H eksi. Delta N'imiz kaç? Ürünlerin gaz katsayısı eksi girenlerin gaz katsayısı 10 eksi 9 1 kaldı. Allah'tan bu güzel. R'ye ne yazacağız? Verir herhalde bunun 8,3. Çünkü üzül cinsinden diyelim. T'de 300. Bir hesaplayın bakalım bunu. 2,51. Ha, bu arada şey bu kilojülmüş bu. Burayı 2510 yazacaksınız. 2510 buldunuz mu? Ne çıktı? Hadi söyleyin. 5000 mi çıktı? Yani 5 kilojül. Oldu. Oldu mu arkadaşlar? Evet, şu şeye bakalım. Elastik balon. Elastik balon. Elastik balon. Genleştiriliyor. 7,5 ısı aldığına göre. Evet, ne diyorsunuz? Hoppa hoppa hoppa. Yok bu cevap. Vay, Bursa şıkkı. Vallahi helal olsun. Şimdi iç enerji değişimi ne kadarmış arkadaşlar? İç enerji 5 kilojül artıyormuş. O zaman bu 5000 yazacağım. Delta H'ımız ne kadarmış? Gazın ısı aldığı. O zaman ısı aldığına göre o zaman bir dakika. Gazın iç enerji değişimi bu arttığına göre bu gazın ortamının basıncı. O zaman ne olacak? 7500 nasıl olacak? Doğru. Sabit basınç altında almış çünkü elastik balon. Eksi P'mizi bilmiyoruz. V'miz kaçla kaça? 25 mi oldu? Yalnız burası dikkat ederseniz litre atm olduğu için bir de bu bulduğunuz sonucu 1000'le çarpmanız gerekiyor. Şu sonucun komplesini.
Buradan kaç çıkıyor? 500 ver şuradan götür. 100'e çarptık 50. Bu tarafa geçersen 700 oldu. 725'e bölerseniz kaç eder? Yok bir dakika yanlış yaptım ben bir yerde. Nerede yanlış yaptım? Ben nerede yanlış yaptım? Buldunuz mu yanlışımı? Bir yerde çok pis bir yanlış yaptım ama nerede? Mesut Hocam sen çözdün. 7500. Ha şuraya yanlış yaptım. Şuraya 100'e çarpacaktım yani. 7500'e ne işim var? X'i P çarpı 25 çarpı 100. Komplesini çarptım. Sen bu tarafa geçerse hatta şuradan götüremeyeceğiz. 250. Aa hakikaten 2501 çıktı. Tamam. Oldu. Demek oluyor ki benim pilim bitti arkadaşlar. Burada bırakacağız. Konumuz bitti arkadaşlar. Pil bitti. Hepinize iyi akşamlar diyorum. Şimdiden arkadaşlar başarılar diliyorum. Çünkü bu sınav öncesinde başka dersimiz yok. Üç dersimiz daha var arkadaşlar sınav sonrasında. Yani organik yapacağız. Organik biraz daha fazla yapacağız. Analitik yapacağız. Yani belki bir organik bir spektroskopi yapabiliriz. Öyle yapabiliriz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.